Aynı mahiyetteki önerge üzerine söz isteyen NİDE Milletvekilimiz Sayın Ömer Fethi Gürer. Süremiz 5 dakika Sayın Gürer. Başkan, değerli milletvekilleri, görüşülen teklifin 24. maddesi üzerinde söz almış bulunuyorum. 4324 sayılı Mera Kanunu'nun 14. maddesinde yeni bir düzenleme yapılıyor. Bu düzenlemeyle 2004 yılından bugüne kadar Adalet Kalkınma Partisi'nin farklı torba yasaların içinde getirdiği ve 9 kez meraların sınırlandırıldığı örneğin biri daha gerçekleşiyor. Ülkemizde ne yazık ki meralar giderek azalıyor. Cumhuriyet'in ilk yıllarında 46 milyon hektar mera alanı varken TÜİK'in hesaplamalarına göre 14-16 milyon hektara kadar gerilemiş olan mera alanımız farklı araştırmalarda 11 milyon hektara kadar düşmüş bulunuyor. Bu gidiş hayvancılık için de ülkenin doğal dengesi için de olumlu bir gidişin yolu değil. Mera alanlarının yok olması demek hayvancılığın yani besiciliğin de giderek yok olması demek. Farklı torba yasaların içinde meralara göz dikerek her seferinde farklı bir amaç uğruna bu meraları yok etmenin kime ne faydası olacak? Yalnızca rant için bu alanların kullanılması ülkenin geleceğinden çalmaktır. Çocuklarımızın, gençlerimizin, gelecekte bu topraklarda yaşayanların hakkını bugünden gasp ediyoruz, yok ediyoruz. Toplulaştırma adına yapılan düzenlemelerde, farklı uygulamalarda mera alanlarının bir tarafından yok edilmesi devam ediyordu. Bu kez de yasal düzenlemelerle bunlara kılıf da uyduruluyor. Değerli arkadaşlar, Adalet Kalkınma Partisi'nin ne yaptığını ben bugüne kadar anlayamadım. Söyledikleri farklı, yaptıkları farklı, alanda insanlara anlattıkları farklı. Sayın Cumhurbaşkanı yerel yönetimlerle ilgili toplantıda diyor ki deniz kenarları, ormanları betona çevirme gayreti içinde olanların varlığına dikkat çekiyor. Bu şu para var ya nelere muktedir? Bu kapitalizm nelere muktedir? Orman morman ne var ne yok kesiyor atıyor, götürüyor diye konuşuyor. Doğa şöyle olmuş böyle olmuş umurlarında değil diyor. Değerli arkadaşlar, bu tanımlama üzerine şunu sormak gerekmez mi? Daha geçen yıl Mart ayında orman alanlarının deniz kenarlarında vasfını yitirdiği gerekçesiyle bu mecliste kanun geçirip deniz kenarlarındaki orman alanlarının imara açılmasının yolunu kim açtı? Daha bir yıl önce bu meclisten bu konuda kararı kim geçirdi? Şimdi de mera ile ilgili yapılacak düzenleme için Sayın Cumhurbaşkanı çıkıp mera alanlarını bize artırdık diye yerel seçimlerden önce konuşursa artık yadırgamayacağım. Çünkü çıkan kanunlardaki amaçlananla Sayın Cumhurbaşkanı'nın söyledikleri birbiriyle örtüşmüyor. Burada bir yanlış var. Ya Cumhurbaşkanı'nın söylediklerini imzaladığı kanunda danışmanlar farklı aktarıyor ya da bu gerçeği bile bile çarpıtıyor. Mera alanlarının yok olması bu ülkede hayvancılığın geleceğinin yok olmasıdır. Bakınız bugün yem fiyatları almış başını gidiyor. Süt inekçiliği yapan besiciler hayvanlarını kesmek için kesimhanelere götürüyorlar. Orada sıra olduğu için süt ineğini kestiremiyorlar. Çünkü yem fiyatları nedeniyle sütten para kazanamaz duruma geldiler. Bunun nedeni şu: eskiden mera alanlarına hayvanlarını götüren besici yazın dahi mera alanı kalmayınca kapalı alanda hayvanını beslemek durumunda. Hayvanını kapalı alanda besleyen besici 12 ay ona yem veriyor. 12 ayda yemle beslenen bir hayvanın maliyeti artıyor. O nedenle sıkıntı büyüyor. Mera olmazsa hayvancılık olmaz. Ülkemizin içinde bulunduğu durumda değerlerimizi tek tek tüketiyoruz. Mera alanına göz dikiyorsunuz. Ormana göz dikiyorsunuz. Barajlara göz dikiyorsunuz. Kala kala satacak bunlar kaldı. Ülkeyi toptan vallıyla satar duruma getiriyorsunuz. Yabancıların eline geçiriyorsunuz. Bakanlara soruyorum.
ülkemizden mülk alanları soruyorum, arazi alanları soruyorum. Yabancılar için bu ülke cennet haline getirilmiş. Ama yapılan doğaya, çevreye, geleceğe faydası var mı? Faydası yok. Kime faydası var? Ranta faydası var. Bu bir yanlış anlayıştır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak mera alanların yok edilmesine karşı çıkıyoruz. Onun için de buna hayır diyoruz. Teşekkür ederim. Saygıyla yüce ben selamlıyorum.